Evet. Böyle yaptığı bir şeyle, bir eşyasıyla, malıyla çok övünen biri var mı tanıdığınız? Hani bir şey vardır, onu ballandıra ballandıra anlatır. Senin de vardır ama onunkini özenirsin. Verelim mikrofonu. Kendisi benim erkek arkadaşım. Bir hafta önce araba aldı. Adınız ne efendim? Eda. Eda. Beyefendinin adı ne? Muhammed. Muhammed Bey araba aldı. Bir araba aldı ve... Bir hafta önce artık... anlat bitiremiyor mu? Artık telefonlarımızı arabanın ismiyle açmaya başladı. Hani ismini söylemeyeyim şimdi, işte arabanın ismi Muhammed ben. Bu şekilde açmaya başladı. Arabanın ismi derken marka mı, arabaya isim mi koydu? Marka. Yolda buraya gelirken bile trafikte işte çekilin, benim jipimi geçebileceğimi zannediyorsun. Öyle gidiyor. Ne markası merak ettim, bipleriz. Evet. Yani zaten Muhammed uzun bir isim. Niye iki tane daha isim koyuyor? Peki Muhammed Bey'in bunu yaparkenki psikolojisi ne sizce? Çok karmaşık olduğunu düşünüyorum. Yani bir teşhis koymak gerekirse? Evet, zaten hastanede çalışıyoruz. Böyle biz ekip olarak geldik. Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde. Yani orada... yakın bir zamanda bir teşhis konulacağını düşünüyorum. İyi, peki Muhammed Bey'le konuşalım konuyu. Verelim mikrofonu. Muhammed Bey, bunu konuşmamız lazım. Tamamen deşifre olmuş durumdayım ben. Siz... Ama cebinize bir şey mi, bir ağırlık mı var, sizi aşağı çekiyor? Yok, İzin vermeyin. Merhaba, Muhammed ben. Çok uzundur hayalini kurduğunuz bir araba mı? Vallahi öyle bir şey yok da, kendisi uydurdu. Kendisini uydurdu. Yok mu öyle bir şey? Ama seviyorsunuz. Yeni alınan araba erkek sever. Yani kısmen var da. Peki başka var mı böyle sevdiğiniz bir şeyiniz? Telefon. Komple bitmeyeceğiz. Evet, tamam. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizim efendim eşyasıyla, yeni yaptırdığı veya yeni aldığı bir şeyle çok övünen bir babamız var. Bakalım bu sefer ne yapmış ve övünürken çevresine nasıl zarar veriyor, nasıl çekilmez bir hale geliyor, izleyelim efendim. Buyurun. Bitti yenge. Bitti. Sağ olun. Çağalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi inşallah. Ne güzel, para da almıyorlar. Almıyor. Belli şey yaptı. Anne biz geldik. Ya niye sen bizi arıyorsun, çağırıyorsun? Ben arkadaşlarımla buluşacaktım daha anne. Evet anne, benim de yemek yapmam gerekiyor. Ayrıca bu adamlar kim? Ne oluyor? Gel yavrum, geç şöyle otur. Annem otur, sen nasıl anlatsam ben şimdi size. Anne bizi korkutma, ne oldu ya? Oturun oturun, anlatacağım ben şimdi size. Ay nasıl söyleyeyim bak. Önce unutmayın yavrum. Biz bir aileyiz, tamam. Böyle günlerde birlikte olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok yavrum. Evet anne. Her zaman anne. O zaman söylüyorum. Babanız eve klima taktırdı. Ben ayrı eve çıkıyorum. Ben eğilim zaten, gidiyorum ben. Buraya gel. Hiçbir yere gitmiyorsun, otur şuraya. Nasıl otur dedim sana, çocuk oturmazsan çok fena varım. Bana mı dedim? Otur, çık, çık oraya. Anne ne diyorsun ya, otur dışında hiçbir şey anlamadım. Bu sorunu birlikte çözeceğiz. Ay nasıl çözeceğiz bu sorunu ya? Babam eve ne zaman yeni bir şey alsa görgüsüzlükte çığır açıyor. Ya akıllı telefon aldığında hatırlasanıza ne yaptı? İlla bu telefonun soyadımı vereceğim dedi. Baba niye böyle bir şey yapıyorsun dediğimde de... E oğlum, telefon senden daha akıllı. Sana soy ismimi verdim. Ona niye vermeyeyim diye bir de beni... Vallahi o yine iyi. Hatırlamıyor musun? Geçen yıl bu yeni bir koltuk takımı aldın. Salonun açılışını yaptı adam, konuyu konuşuyor, çağırdı ya. Valiyle kaymakamı bile çağırdı artık. Tamam yavrum, evladım tamam. Anlıyorum, evet. Babanız aldığı eşyalara biraz düşkün olabilir. İlk renkli televizyonumuza renkli gözlüm diye şiir yazmış olabilir. Hatta aldığı tableti çerçeveletip duvara asmış olabilir. Banyoyu yaptırdığımız zaman sırf herkes görsün diye misafirlerin yemeğine müsil koymuş olabilir. Ama bunlar yani... Ah! Yok olmayacak, biz bittik ya. Ben söyleyeyim size, bu geldi, biz bittik ya. Ben fenalık bastı.
sıcak bastı. Aç oğlum, aç şu klimayı, aç. Dokunma! Allah'tan erken geldin. Biraz daha geç gelseydin kim bilir neler yapacaktın ona. Hain evlat. Sana da merhaba Şevket. Merhaba, merhaba. Ay, iş yerinden izin alamadım da takılışına yetişemedim. Nasıl müşkülüm? Bir gün bir kere bana şöyle koşmadın Şevket. Çok mu değerli bu klima? Çok mu değerli? Hayatım, hayatım. Senin kadar hiçbir şey değerli olamaz. Senin o güzel gözlerin. Beyaz tenin. A sınıfı olman. Uzaktan kumandanın yerini ne tutabilir ki? Ha resmen benim üzerimden klimaya iltifat ettin Şevket. Kırarım bak şimdi bunu. Sen ne yaşamıyorsun ya? O kadar sinirlenecek bir şey yok. Sakin ol. Sakin, bak ev ne güzel. Bu sahne gibi olmuş. Baba daha çalıştırmadık klimayı. Ha? Bir de çalışsa demek ki neler olacak? Ya baba, bu devirde artık herkesin evinde klima var. Ne kadar abarttın ya? Herkesin evinde klima var. Herkesin evinde bir klima var, doğru. Ama herkesin evinde bir ACV 4400. Yok. Bu başka bir şey. Bu hem ısıtıyor, hem soğutuyor. Bununla da kalmıyor. Ne yapıyor? Nem alıyor, nem. Bunu bütün klimalar yapıyor. Sen de çirkinsin. Sivilcen var. Ağzın kurdun yamuk. Biz seni kız bekliyorduk, oğlan oldun. Tam bir fiyaskosun Bahadır. Şevket, ne dedi çocuk şimdi ya? Abuk subuk konuşuyorsun, kalbini kırmaya çalışıyorsun. Ay ne olur aldığın bir malın da üstüne bu kadar düşme. Ne olur ya bu sefer. Ya ben niye üstüne düşeceğim? Sonuçta maldır. Ben Bahadır'ın üstüne düşüyor muyum bu kadar? Çocuklar, hayatta benim için en önemli olan şey maneviyattır. Bir dakika ya, takarken çizmişler mi bu klimayı? Ne? Ellerine kalsın! Ellerine kalsın, ne yapmışlar nerede hani? Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım! Ya bir dakika, bir dakika, tamam. Sakin olun ya, bu jelatin sadece ya. Evet, maneviyat hayattaki en değerli şeydir, en önemli şeydir maneviyat. Ya Şevket, bırak, bir de isim takmışsın. Gül beyaz, evet. Ya neyse, size iyi akşamlar. Ben daha gidip Mesut'a yemek hazırlayacağım. Vallahi çok işim var evde. Kızım, zahmet etme. Ben Mesut'u da çağırdım, damadımı. Dünürlerimi de çağırdım. Ne çağırdın? Nasıl çağırdın ya? Ya baba, durup dururken niye çağırıyorsun dünürleri ya? Kızım, ne güzel işte, gelsinler, hep beraber olalım. Özledim damadımla dünüşlerimi. Ha, yeni taktırdığın klimayla hiç alakası yok yani. Aa, öyle oldu değil mi? Tam bir tesadüf olmuş Bahadır. Yürü kızım, yürü mutfağa gidelim, bir şeyler yapalım. Şimdi kaynananın diline düşersem 5 yıl konuşur artık. Bahadır. Efendim baba. Oğlum, biz bunu başka bir yere mi taksaydık ya? Sanki olmadı gibi ha? Biz bunu daha görünür bir yerde takalım mı oğlum? Biz bunu balkona takalım lan. Balkona klima. Evet. Baba, oldu olacak, kapıya da dikkat, klima var, çarpabilir diye not yazalım. Süper bir fikir lan. Vallahi billahi. Ben yemin ediyorum aklımı çıldıracağım ya. Bu nasıl bir alettir bu ya? Bu nasıl bir alettir ya? Benim acil şimdi bir telefon etmem lazım. Alo? Kamalettin? Ne yapayım ya? Ben de eve klima taktırdım. Sen de mi taktırdın? Kapa, kapa. Kapa, telefonu kapa! Yazıyorum, faturayı yaz, kapa, hemen. Allah Allah. Sanki seninki ACV 4400 mü? Baba bak, bu klimada bir özellik varmış. Eve gelmeden mesaj atarak çalıştırabiliyormuşsun. Sana evi hazırlıyormuş. Öyleymiş. Bahadır. Oğlum, ciddi misin? Evet, buradayız. Bu dediğini yapıyor mu bu Bahadır? Aynen. Oğlum, bak. Beni kandırma bak. Oku bakayım şimdi mesela. Ana, ben dışarıdan şimdi mesaj atıyorum. Bu diyor ki ben çalışıyorum, evi ısıtırım, soğuturum diyor. He mi yavrum? Evet. Ana.
bu nasıl bir şeymiş? Şu an çok duygulandım. Gözlerim doldu resmen ya. Mesaj okuyorum ya. Baba, acaba ben okumayı çözdüm de böyle sevindim mi merak ediyorum ya. Bahadir. Oğlum çok heyecanlandım. Bana şu toplu mesaj atmayı göster hadi. Şimdi mesajlara giriyorsun. Tüm rehberi seç diyorsun. Mesajını yaz. Yavaş gönder. Dur. Mesajlar. Tüm rehberi seç. Tüm rehber. Mesajını yaz gönder. Salonum 25 derece olsun. Öpüyorum. Keep bye. Gönder. Aa. Baba ne yaptın ya? Bana da geldi. Herkese yolladın mesajı ya. Aa, öyle mi olmuş? Allah Allah. Pardon. Klimama yazmışydım. Yanlışlık olmuş. Gönder. Baba bir daha geldi ya. Yani hava atacağım, toptan atayım diyorsun. Vallahi bravo. Helal olsun sana. Bravo. Oğlum, bana laf çarpıtacaksın. Git şu kapıyı aç hadi. Ben de şunu kokleyeyim. Ha geldiler. Vallahi geldiler. Rezil olacağız. Hiçbir şey hazır değil. Biz hazırız. Gül Beyaz'dan ikimiz hazırız. Ay canım. Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatım. Hoş geldin Gönül. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhabalar. Oğlum hoş geldiniz. Sağ ol oğlum. İyiyim. Sağ ol. Hoş geldin eniş. Hayatım, baban niye çağırdı bizi? Anlaşılmıyor mu? Dinir, hiç üstünü çıkarma, hiç üstünü çıkarma. Şimdi evde klima. Çalışıyor. Dışarıdan geldiniz. Çağırmasın. Klima. Niye davet edildiğimiz anlaşıldı. Hayırlı olsun Dinir. Klima taktırmışsın. Hayır. ACV 4400. Taktırdım. Dünür bu klima değil, bu başka bir şey ya. Bu hem ısıtıyor, hem soğutuyor, hem sesli, hem de mesajdan komut alıyor. Yok, sesli almıyor. Öyle bir şey yazmıyor. Baba, oğlum sen nereden biliyorsun? Saçma sapan konuşup da şimdi... Ağzını burnunu kırdırtma. Git odana dersin, çalışsan. Gitmiş elinle kılavuz İngilizce bilmiyorsan. İngilizce şeyler çevirtmeye çalışıyor. O da yanlış oluyor haline. Şey, ayakta kaldınız. Oturun, oturun. Oturalım. Hayatım. Annemlerle gelirken dondurma aldık. Dolaba koy, yerine. Ha, tamam, tamam. Kızım ver onu. Dolaba koyman ya. Dolaba koyman ya. Şimdi damat. Dondurmayı ACV 4400. Ün önüne koyuyoruz. O oradan üflemek suretine kendisi hallediyor. Kendisi hallediyor. Şevket otur Allah aşkına. Otur. Efendim yemekler az sonra hazır olur. Ben bir bakıp geliyorum. Mehtap bir merhaba yok mu yavrum? Hayır, bir kusurumuz mu oldu? Yok efendim. Aa, ne kusuru? Ay kusura bakmayın. Vallahi dalgınlığıma gelmiş. Estağfurullah kızım, hanım. Sen de buluttan nem kapıyorsun. İşte tam da bu noktada... ACV 4400 devreye giriyor. Neden? Çünkü nem alıyor. Benim sinirlerim bozulmaya başladı. Şu konuyu değiştirin artık. Oğlum sen de terfi almışsın evladım. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik edemedik. Maşallah kariyerinin ya zirvesini yaşıyor oğlan. Ya abartma babacığım. Alt tarafı yani genel müdür yardımcısı oldum. Aferin, aferin damat. Aferin. Bravo oğlum. Zirveye giden yol engebelerle doludur oğlum. Bu yolda dosttan çok düşmanların olacak. Hiç üzülme. İşlerini yap, güzel güzel çalış. Ne demişler? Su uyur, düşman uyumaz. Aynı ACV 4400 gibi. Ya şimdi bununla, onun ne alakası var? Olmaz olur mu efendim? Sen uyuyorsun. İnsan uyuyor ama bu uyumuyor. Sen uyurken de çalışıyor. Öyle akıllı. Canım ya. Efendim o kadar çok seviyorsanız gidin konuşun bence. Bu ne artık canım? Bu neymiş? Ne? Mesut ya sen şey demiştin, aşkım bu akşam size bir sürprizim var demiştin. Ne o? Aa evet. Terfi aldığım için bana bir tane de araba veriyorlar. Aa, aa, Allah, Allah, Allah helal olsun. Allah, Allah, Allah daha çok versin. Klimalı mı? Araba, araba. Araban kliması var mı diyorum. Var efendim, var. Aynı zamanda çift maaşta ikramiye veriyorlarmış. Ay çok güzel Mesut, maşallah. Ay helal, helal olsun sana oğlum, helal. Hayırdır damat? Her lafı kendine çevirttiriyorsun. Şunca az klimayı mı kıskanıyorsun sen? Hı? Yani yok efendim. Vallahi kıskanmalısın bence. Niye dersen ACV 4400 kendi kendini temizleme özelliğine sahip.
Burnuma gelen kokulara bakılırsa sen bu konuda biraz eğsüksün oğlum. Allah Allah. Ne yapsın canım çocuk? Apar topar işten çağırdınız anca gelebildi ya. İbrahim sen de bir şey söylesin. Allah Allah. Ne yapsın canım çocuk? İşten apar topar çağırdınız. Ondan öyle oldu. Aa, nereden aklına geldi buncalar? Yemekler 5 dakikaya hazır. Nezaketçim hayırlı olsun. Vallahi eve maşallah ürün yerleştirme almışsınız. Geldiğimizden beri bir klimadır gidiyor. Ay işte yani yeni ya Şevket heyecanlı biraz. Evet. Şimdi heyecanla görgüsüzlük arasında çok ince bir çizgi. O elini indir. O karışma bana şimdi. O ince bir çizgidir o hayatım. Doğru. Doğru söylüyorsun. O ince çizgiyi sen çok iyi bilirsin. Elleme beni çocuğum. Nereden bilecekmişim? Bir dakika. Nereden bilecekmişim ben o ince çizgiyi acaba? Aba, eyvah, hatırlatayım. Eyvah. Biz size geldiydik. Evet. Hatırlat, fırını yeni almışsınız. Evet. Fırına hava atacağım fırınla diye. Kombiyi kapatıp fırını açıp evi ısıtmaya çalışmıştın. Unuttun mu? Ne alakası var şimdi? Ay ne alakası? Ben çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakmıştım ben. Mesut o evini vallahi kıracağım şimdi ha. Ben çalışıyor mu çalışmıyor mu diye baktım fırına. İbrahim sen de bir şey söyle artık. O çalışıyor mu çalışmıyor mu diye baktı fırına. Ortam iyice hararetlendi. Ben şunun derecesini biraz düşüreyim de ortam ferahlasın. Aa! O da ne? Süpersonik fresh özelliği. Sus Şevket sen sus. Bak bak bana bak. Hayatım ne sen kıskandıysan canım? Eğer. Bak Şevket bizim klimamızı kıskandıysan Şevket size bir tane alsın. Alsın çocuğum. Alsın. Değil mi yavrucuğum? Söyle sen. Ben neyi kıskanacakmışım sizin klimanızı canım? Allah Allah bizim klimamız yok. Bizim niye klimamız yok? Bizim niye klimamız olsun? Biz yazları evde durmuyoruz ki yazlığa gidiyoruz. Hah canım benim bizim klimamız yok çünkü bizim yazlığımız var. Allah'ımıza bir şükür canım benim. Elini indir Mesut. Ay bilmiyorsan ben sana öğreteyim ya. Hayatım klima denen alet yaz kış çalışır. Vurdun koluma vurdun. Sen anne. Yaz kış çalışır. Hayatım biz klimanın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Sizin gibi sonradan görme değiliz. Biz ne? Ah ama biz biliyoruz canım benim. Ben gördüm klima ne biliyorum ben. Biliyorum. Ya Mesut lütfen bak ortam çok gerildi. Devreye girer misin ya? Ben hamileyim. Aa! yani şey Mehtap hamile. Oo! Yani galiba ya. Hamile. Yani hamile olabilir. Ya Mehtap hiç olmadı. Ya bu ne oldu be? Saç ver şunu. Ne oldu be? Kapatın. Ayıp denen bir şey olabilir, dolmuş olabilirsin ama bizim evimizin salonu klimalı. Hayatım biz de misafiriz. Ayıp denen bir şey dondu. Ayıp ayıp açık kalacak Allah Allah. Kapanacak. Dokunma be. Kapanacak. O da ne? O ses neydi? O ses neydi? Kıymıyoruz. Üflemiyor. Nefes almıyor. Kıymıyoruz. Benle kal. Benle kal. Yapabilirsin be sen. Ya. Benle kal. Kıymıyoruz. Şeket iyi misin? Sizin yüzünüzde. Adam çıldırdı. Adam çıldırdı. Ondan ne istediniz de ne istediniz? Onun yaptığı tek şey sizi serinletmekti, mutlu etmekti. Sizin yüzünüzden. Gidin buradan. Aa. Gidin evimden be, gidin. Terbiyesiz artık. Ne klima? Ne? Ya yürüyün gidiyorum. Kovulduk. Terbiyesizlik ne klima? Yürü kalk gidiyor. Baba Allah aşkına şu eve yeni bir şey alma baba. Alma git baba. Be! Şevket bak ben de senin gazına geldim ya. Kızımızla dünürlerimizle aramız açıldı. Mutlu musun şimdi? O gitti ama Gülbeyaz'ım gitti ya. Tamam gittiyse gitti. Yok mu garantisi değiştiriverirsin. Hakikaten lan. Bunun garantisi var. Ben gideyim Gülbeyaz'ı değiştireyim de geleyim. Dur. Şevket. Bak ne diyeceğim sana. Hazır elindeymişken şu kanepeyi de değiştir. Uzun zaman burada yatacaksın çünkü. Ben mi klima mı Şevket? Yaz aylarında mı? Kış aylarında mı? Senin anlayacağın dilde izah edeyim Şevket. ATB. ATB 4400 mü? Hayır. Allah tebenden baksın Şevket.